murad-ı ilahiye ters düştüğü zaman da bereketsizlik hasıl olur. Bu şuna benzer. Bir kayık akıntı istikametinde gidiyorsa üstündeki adam kürek çekmese bile ilerler. Kürek çekerse daha da çok ilerler. Akıntıya ters gidiyorsa onun çektiği kürekle hasıl olan hareket kabiliyetinin çoğunu akıntı yutar. Matlubundan az netice hasıl olur. Her insan bu gibi oluşları kendi hayatında muhasebe ve muhakeme edebilir. Bazen küçük bir adım atarsın, ondan çok büyük bir hadise inkişaf ede ede. Çünkü büyük hadiselerin, büyük gelişmelerin menşeinde küçücük bir şey vardır. O 30 metre boy salan, 1000 yıl yaşayan çınarın başlangıçtaki bir tohum toplu iğne başı kadardır. Zeytin ağacı 3000 sene yaşar. Allah nimetlerini dilediğine dilediği miktarda vermiştir ve ihtilaf üzere vermiştir. Kainatı mümkün kılan bu farklılıktır. Deminki zıtlığın bir hikmeti de budur. Bu başlangıçta bir zeytin çekirdeği. Lakin bu zeytin çekirdeği bir çöplükte çürümeye de gider, bir toprakta neşmu nema bularak 3000 sene hayat süresek bir gövde de vücuda getirir. Yahut 1 metre boydayken bir çocuk onu kırar, bir hayvan kırar. Demek ki o zeytin çekirdeğindeki 3 sene ömür sürme istidadı kadere tevafuk etmek şartıyla berhayat olur. Bir kaplumbağa 300 sene yaşar. Rengarenk kelebekler 15 gündür ömürleri. Kaplumbağayı yavruyken bir hayvan helak edebilir. 300 sene yaşayacak, 3 günde ölebilir. Kadere tevafuk bereketiyle meknuz olan kabiliyet neşvu nema bulur demektir. Osmanlı'nın da kavim olarak bir cengaverliği var, ahlaki üstünlüğü var, anlatsak bir saatte sayılmayacak kadar meziyetleri var. Ama bu meziyeti ancak düşman hududunda gerçekleştirebilirdi. Düşman hududuna gitmeleri bu kahır tecelli önlerine bir fetih sahası açtı. Küfar ile mücadele ederek 30 sene sonra Rumeli'ye geçtiler. Burada kendi dirayetleri yok mu? Dirayetleri var. Beylikler Selçuklu'nun yıkılışından sonra birbirleriyle mücadele ederlerken onlar beylikler arası kavgaya itibar etmediler. Çünkü o beylik de askeri de Allah Allah diye geliyor, belki de Allah Allah diye geliyor. O askerlerin vicdanı rahat değildi. Ama Osmanlı Bizans'a saldırıyor, o hurra diye geliyor. O beyliklerin askerleri alttan alta kaçtılar, Osmanlı'ya iltihak ettiler. Osmanlı'yı süratle yükselten, 30-40 sene sonra Rumeli'ye sıçramasını temin eden, kendi hariçlerindeki bu, o beyliklere siz kavga edin Osmanlı demedi. Ama inikası olarak, bakın buna ben tarihten bir misal vereyim, bunu unutmayın. Ama buna devam edeceğiz. Tarihten bir misal vereyim. Biz Çanakkale'de kahramanlık yaptık. Hiç kimse hatırına getiremezdi ki bizim kahramanlığımız Rusya'nın başına komünizmi, hatta dünyanın komünizmi bela etti. Tarih hadiselerin melhuz ve gayri melhuz, muhtemel ve gayri muhtemel böyle neticeleri olur. Müttefikler Harbi Umumi'de Çanakkale'ye saldırdılar ki Rusya'ya yardım götürürler. Çünkü uzun süren harbin neticesinde açlıktan kadınlar tırnaksız çocuk doğuruyorlardı. Bunun için Çanakkale'ye saldırdılar. Geçebilselerdi Çarlık'a destek olacaklardı. Komünistlerin propagandaları, anarşik hareketleri bertaraf edilecek. Geçemeyince Bolşevikler oradaki açlığı istismar ederek Çarlığı devirdiler ve komünist bir idare kurdular. Şimdi bunun Çanakkale Harbi ile alakasını evvelden bir adamın hesap etmesine, Çanakkale'de dövüşen Mehmetçiğin hesap etmesine hiç imkan yok. Ama dolaylı bir katkı olmuş. Dolaylı bir katkı. Ondan da oldu.
O takdirde muhtemelen önlenecekti. İşte beşerin ishar ettiği irade kadere tefavukla göre netice veriyor. Onun her zaman matlubu hasıl olmuyor. Matlubu haricinde yan tesir diyoruz ya şimdi. Matlubu haricinde iş veriyor. Burada ben çok günümüze gelerek bir şey söyleyeyim. Kürtçülük hareketinin neticesi Türkiye'yi İslam'a zorlamaktır. Bunu yapanların hiç zihninde böyle bir fikir yoktur. Yani? Çünkü bu bölünme iddiası Türk milletinin başında öyle bir keldir ki bunun tek dermanı İslam'dır. İslam'dan gayri hiçbir şeyle, ekonomiyle, fabrika yapmakla, yol yapmakla, refah arttıkça ayrılık sevdası daha çok artar. Çünkü böyle işleri avam düşünmez, havas düşünür. Zenginlerin çocukları solcuydu 80'den önceki hadiseler düşünün. Çünkü refah içinde yüzüyor, macera arıyor. Avam karnını doyurmakla meşguldür. Bugün tabanda Kürtçü yoktur. Kürtçüler sol zihniyetli, iman zaafındaki insanlardır. Allah ümmetin birliğini, beraberliğini emrederken, bu ümmet 40 parça olmuşken, sen bir parçayı bir daha bölmeye çalışıyorsan, bu İslami şuura aykırıdır. Bunu İslami şuuru olan yapmaz. Hele asker öldürme, polis öldürme, nahak yere hak öldürme, bunu asla yapmaz. Biraz daha aşar bu demek ki bu iman zaafının bir neticesidir. Cumhuriyetle birlikte İslam eğitimiyle, öğretimiyle, talim terbiyesiyle uzun bir müddet tatil edilince, bertaraf edilince nesiller dinden habersiz, soğuk, hatta din karşıtı yetiştiriliyordu. Bunun canlı misali benim. Beni babam dinden soğuk bir adam olurum korkusuyla okutmak istemiyordu. Çünkü amcazadesi geldi, üniversite tahsili yapmış memlekete. Din iman katıp karıştırıyor. O zamanki tahsiller böyleydi. Mektep kitabı, lise mektep kitabı Arap Mehmet diyor. Böyle bir din karşıtı rejimde münevverler... Arap Mehmet'i Hazreti Muhammed'e mi? Peygamber hakkında, evet. Peygamber hakkında daha neler bu konuşulsa ağza alınmayacak işler var. Kur'an'a Hazreti Peygamber için Arap Mehmet'in yaveleri diyen bir numaralı adamlar idrak etti bu millet. Bunun neticesi iman buhranıdır. Cinayetler bundandır. Anasını öldüren kadın, bilmem böbreği için kaçırılan çocuk, ne kadar muzahrafat varsa bu alemde, cari olan gayri ahlaki hadise varsa, bunların hepsi iman buhranının neticesidir. Kadir Bey çok özür dilerim. O zaman bu buhrandan kurtulmanın tek çaresi İslam'a dönmektir. Tamam, bir virgül koyalım. Bunu arkadaşlar kabul etmiyorlar. Sözü bir yere bağlayayım. Buyurun. Bunu kabul etmiyorlar. Neden? Dinden soğuk insanlar. Türkiye'de büyük ölçüde hala bürokratlar vesaire. Bunlar istemiyorlar bunu. Ama bu neye benzer biliyor musun? Bir hastaya doktor acı bir ilaç yazsa, o acı diye onu atar. Ama bu zehir, fakat ağrısı sızısı o hadde varır ki, bu zehir de olsa verin şunu içeyim diyecek. Bu milletin o bürokratları, o Kemalist kafadaki adamlar, sonunda milletin bekası namına ayakta kalmasının tek çaresi olan İslam'a dönmeye istemeye razı olacaklar. Bunu kim yapacak? Bölme tehlikesiyle zuhur edenler bu tarafa düşündürecekler ki bunun tek çaresi budur. İçinde İslam olmayan bir açılım Kürt'ü Türk'ü kardeş yapmaz. Bunu daha tafsilatlı ileride konuşuruz. Arkadaşlar, Türk'ün Amentüsü adlı belgeyi ekranımıza getirirseniz ben program hazırlanırken, yeri gelmişken Arap Mehmet meselesi önemliydi. Arkadaşlar onu az sonra getirmeye çalışacaklar. Ben bunu tabii sizinle program öncesi